Sonuçta bu da Austin'li aileler de, pardon, Davut Paşa'da aileler de burada. Bedaş davasını yürüten aileler de burada. Esenyurt ve Arka Sıradakiler dizisinde 1 Mayıs'ta gerçekleşen iş cinayetinde yaşamı yitiren senin aile, Erdem'in ailesi de burada. Onlardan da Bayrampaşa davasıyla, Bayram Otel davasıyla ilgili görüş almak istiyorum. Acaba siz Erkan Kereç da Adım Mustafa Keleş. Yaklaşık 3 yıl önce kardeşimi kaybettim. Bedaş'ta çalışıyordu. Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 3 yıl boyunca dava daha yeni açıldı yani. Hani arkadaşlar diyor ya, geç gelen adalet adalet değildir. Bu bizim için, verdiğimiz mücadele için ve başta Bir Umut Derneği olmak üzere çok büyük bir başarıdır yani. Ben öyle bakıyorum ki bu süreç içinde 3 yıl boyunca verilen çabalar, mücadeleler, yani ancak dava açılabildi. Bu bizim yüreğimize bir süs yapmıştır arkadaşların dediği gibi. Süreç 2010'da meydana geldi. Fakat 3 yıl boyunca davayı açamadık, açılamadı. İşte savcı değişti. Bilirkişi, ilk çıkan bilirkişi raporunda yaklaşık 2,5 yıl bekletildi. O savcının görev yeri değiştirdi. Yeni gelen savcı onu tekrar bir daha bilirkişiye gönderdi. Yani ne diyelim, o onu atıyor, o onu atıyor. Yaklaşık 3 yıl boyunca nitekim ancak şimdi açabildik davamızı ve çok şükür diyoruz yani. Bir de şöyle bakıyoruz olaylara. Toplumda insanlar, çevremizdekiler şöyle diyor ya. Ya siz bu işi yani devletle uğraşabilir misiniz? İnsanların aklına böyle bir şeyler de yani şey olmuş. Yani tırsmış, korkmuş. Ya siz kimsiniz de devletle uğraşacaksınız falan. Bu gibi şeyler söyleniyor. İşte biz yaklaşık 25 gün, 27 gün avukat peşine koştuk. Biriyle görüşüyoruz, diyor ki tamam ben davayı alırım diyor. Örtüsü gün diyor ki ya ben devletle işim var diyor. Ben diyor bu davayı alamam. Ama nitekim çok şükür ki Bir Umut Erbay Yüce Bey, karşılaştık işte, karşımıza çıktı, nasıl oldu bilmiyorum artık, bir şey aracılığıyla. Çok şükür davamızı yürütüyoruz ve iyi yolda gidiyoruz. Durum bu efendim. Teşekkürler. Davutbaşı'da ailelerden de İdris Çalı. Davutpaşa davasında da 3 defa mahkeme başkanı değişti. En son mahkemede bilirkişide görevli hukukçu başta kabul etmesine rağmen daha sonra, aylar sonra davadan çekildi. Orada da adalet arayışı hala sürüyor. Evet. Tamam. Ailelerin adalet arayışı devam ediyor. Maalesef geçken adalet olmuyor ama aileler bu adalet arayışını, başka canlar yanmasın, katliam boyutlarına ulaşan, yani başında da konuşmamın başında da söylediğim gibi 1017 iş cinayeti işlendi 10 ay içerisinde bu sene. Bu cinayetlere son vermek için bu mücadele sürüyor. Kendileri için değil, başka canlar yanmasın diye sürüyor. Son olarak İdris Çavuk, Davutbaşı. Bu 23. Adalet ve Vicdan ve Adalet Nöbetimizi Bayram Otel için ayırmıştık. Ben de yine bu mağdurlardanım. Davutpaşa'da 2008 yılında eşimi kaybetmiştim ve birçok arkadaşımız var burada, eşini, çocuğunu kaybeden. Bayram Otel'de de aynısını gördük. Bir bakıma onların adına sevindirici bir şey, mahkeme kısmi olarak sonuçlandırıldı. Ceza alan oldu fakat eksik oldu. Yine aynı sorun, takip ettiğimiz gibi. Sorumluların görevlerini iyi yapmamasından dolayı kaynaklanıyor maalesef. Bunu da ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız görmemezlikten geliyor. Çünkü sorumlular bir valinin dediği gibi benim ne suçum var kılıfına sığınmaya çalışıyor.
sen görevini yerine getirseydin o bayram otelde veya diğer binalarda, hasarlı binalara hiç kimse girmeyecekti. Gerekirse çadırda, gerekirse dışarıda hayatta olacaklardı. Fakat vali, APAT görevlileri, İçişleri Bakanlığı insanları elleriyle ölüme gönderdiler. Diğer davalarda olduğu gibi, çalışma hayatında olduğu gibi. İnsanlarımız şunu artık kafalarına koyması gerekiyor. Van bayram otelinde ve daha önce 99'da yine aynısı bu ülke yaşamıştı. Belki yakın, belki birkaç yıl sonra, belki 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra İstanbul'da da çok büyük bir deprem bekleniyor. Ama İstanbul'u yönetenler, İçişleri Bakanlığı ya da AFAD görevlileri artık diyelim kim depremle ilgileniyorsa, dikkat ederseniz sadece zengin kişilere yönelik çalışmalar yapıyorlar. 15 milyon, 15-20 milyon arası bir nüfus var İstanbul'da. Yine Van bayram modelde olduğu gibi ne yazık ki böyle bir şeyden sonra, ki inşallah görmeyiz, aynı sonuçları göreceğiz. Çünkü yapılan çalışmalar insanların hayatları için değil, daha çok zenginleşme adına yapılıyor. Görevliler görevlerini yerine getirmiyorlar. İnsanlar çalışırken, gazeteci olsun, matbaacı olsun, fırıncı olsun, inşaatçı olsun, çalışma hayatındaki çalışma düzeni olmadığı için, kurallar uygulanmadığı için, denetleyiciler olmadığı için insanlar maalesef hayatlarını kaybediyor. Bunların son bulması için biz bu nöbetlere devam ediyoruz. Bir katkımız oluyor mu? Bunu zamanla inşallah göreceğiz. Katkımız olması için uğraşıyoruz. Ama burada en büyük sorumluluk ülkeyi yönetenlere, görev başında olan kamu görevlilerine düşüyor. Çünkü onlar görevini yapmazsa iş yeri sahipleri, patronlar para kazanmak için her yolu denerler. Buna izin vermeyecek kurumlar devlet kurumlarıdır. Maalesef onlar da onlara ayak uyduruyorlar. Bakıyoruz, savcı, vatandaşını koruyacak olan savcı hakim olmasına gerekirken, savcı ceza alması gereken insanları dışında tutmaya çalışıyor. Belki para karşılığı yapıyor, belki korktuğu için yapıyor, ama sen o mesleği edinirken bir doktora nasıl o savcı herhangi bir zarar gördüğü zaman gidip tedavi olmak istediği zaman tedavisini istiyorsa, vatandaş da savcıya gittiği zaman vatandaşın hukuki kurallarını, haklı olan kişinin bütün haklarını savcının ve hakimin yerine getirmesi gerekiyor. Maalesef bu bizim ülkemizde yok. Belki arada istisna insanlar vardır. Onları takdir etmek lazım, sayılarını arttırmak lazım. Ama bu artırılması da bizim insanımızdan geçiyor. İnsanımızı isteyecek, bastıracak, haklarını arama yolunu seçecek. Basit yolu seçip ben bir şey yapamam yolunu seçtiği zaman suçlular her zaman kazanır, suçsuzlar her zaman kaybeder. Çünkü paranın döndüğü bir ülkede para insanlara tatlı geliyor, mevki tatlı geliyor, birilerini korumak tatlı geliyor ama masum insanı korumak tatlı gelmiyor. Daha ki ne zaman başına aynı şekilde bir olay gelirse o zaman bağırmaya başlıyor. Biz geç olmadan diyoruz, insanları elimizden geldiği kadar uyarmaya çalışıyoruz. Buradaki birçok arkadaşımız gibi hiçbiri birbirini tanımıyordu ama şimdi hepsi birbirine destek olmaya çalışıyor. Hepsi yakınlarını kaybettiler. Başka insanlar aynı duruma düşmesin diye uğraşıyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. Destek vermeyenlere de kırkınız, vicdansızlık yapıyorlar diyoruz direkt. Bu kadar acı konuşuyoruz çünkü yarın yine aynı şekilde onların da başına gelebilir. Biz onları da korumaya çalışıyoruz aslında. Fakat bu tip durumlara destekçi olacak olan kurumlar, sendikalar, devlet kurumları maalesef uzak duruyorlar. Destek vermiyorlar. İnsan yaşamını sağlamak için değil, insan yaşamını sonlandırmak için hareket ediyorlar. İnşallah gün gelir buna son bulur. Biz de bir nebze katkı sağlarsak mutlu oluruz. Bugünkü şeyimizi bitiriyoruz. Bir dahaki toplandığımız önümüzdeki Aralık ayının ilk pazar günü, ayın birinde yine burada saat 1'de olacağız. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Gazeteci arkadaşımıza da bugün katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İyi günler.